Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 24 Nisan'da adaylar kampanyalarına hız verdi. Ama bazı seçmenler Le Pen'i de istemiyor, Macron'u da istemiyor. Sokakta tansiyon yükselirken anketler sandıktan sürpriz çıkabilir diyor. Fransa yeni cumhurbaşkanını belirlemek için gün sayıyor. İkinci tur oylama 24 Nisan'da yapılacak. Seçmen ya mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la devam diyecek ya da aşırı sağcı Marine Le Pen'i seçecek. Fransa sokaklarında seçimlerin harareti var. Macron ülkenin kuzeybatısındaki Le Havre kentini ziyaret etti. Yerel halkla sohbet etti. Bazı Fransızlar üzerinde kostümlerle camdan Macron'un geçişini izledi. Sokakta Macron'u destekleyenlerle Le Pen yanlıları arasında tartışma çıktı. Macron bir hırsız. 650 milyar borcu var. Bunu nereden alıyor? Şapkasından mı çıkardı? Peki Le Pen? O ne yapacak? Daha kötü olamaz. Bundan daha kötüsü gelemez. Fransız gençliği ise ikinci tura kalan adaylardan memnun değil. Paris Üniversitesi camlarına pankartlar asıldı. Üzerine ne Le Pen ne Macron yazıldı. Adaylara karşı çıkan gençler amfide protesto düzenledi. Merdivenler sandalyelerle bloke edildi. Kampüsün koridorlarına Macron'u indirin yazıldı. Üniversitelilerin eylemine polis müdahale etti. Gençler üniversite binasının önünde slogan attı. Macron koltuğunu korumak istiyorsa seçim kampanyalarına hız vermek zorunda. Birinci tur seçimlerde sandıktan üçüncü sırada çıkan Mélenchon, seçmeni Le Pen'i desteklememeye çağırdı. Ama Macron'u da onaylamadı. Durum kararsız seçmeni daha da çıkmaza soktu. Son anketler Macron'un oy oranını %53,5 olarak gösterse de ikinci turda sandıktan sürpriz çıkabilir. Marine Le Pen'in Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olması seçeneği göz ardı edilmiyor.